Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, videomuza başlamadan önce kanalımın alt tarafında bulunan beğen tuşuna basarsanız videomuz daha çok arkadaşımıza ulaşır ve daha fazla kişinin videomuzdan faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Evet, bugünkü videomuzda gene sterlin TL, Euro TL, Dolar TL, altın ve gümüş analizi yapacağız. Bizler için önemli olan kritik seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunları hep birlikte bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, dünyadaki riskler devam etmekte. Özellikle koronavirüsün ekonomilere verdiği zararlar gün geçtikçe daha da etkisini fazlalaştırmakta. Bildiğiniz üzere bizde de dün itibariyle Sağlık Bakanı'nın açıkladığı veriler ürkütücü boyutlarda olduğunu, bu koronavirüs salgınının oldukça ürkütücü boyutlarda olduğunu bizlere gösteriyor. Özellikle 29 bin civarında çıkan günlük vaka artışı bizi de tedirgin etmiş durumda. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Özellikle 65 yaş üstü risk altındaki insanları, abilerimizi, ablalarımızı uyarıyoruz. Kendilerine çok dikkat etsinler. Bu aralar bu bela her yerde sık sık görülmeye başlandı. Altın tarafındaysa gene arkadaşlar, biliyorsunuz artık Ocak yaklaşmakta. Ocağın 20'sine doğru teşvik paketleri ABD tarafında da Biden'ın seçim öncesi vaatleri arasındaydı. Bu vaatlerle birlikte altın tarafında da hareketlenmeler görebiliriz. Özellikle Avrupa'da koronavirüsün etkilerinden dolayı ekonomide birçok yerde kapatmalara gidildi. Bunlar da özellikle PMI verilerinin çok düşük gelmesine yol açtılar. İngiltere tarafında Brexit meselesi hala devam etmekte. Anlaşmalı mı, anlaşmasız mı bir ayrılık olacağı merakla bekleniyor. Fakat bu iş çözülmezse 31 Aralık'ta zaten Dünya Ticaret Örgütü bu işe el atacak ve Dünya Ticaret Örgütü bunun kararını verecek. Brexit'te de artık bu işin sonuna gelinmiş durumda. Bütün bunların neticesinde gene kurlara baktığımız zaman arkadaşlar, sterlin TL'de bir filamamız mevcut. Bu filamamızın hedefi bir önceki videoda da belirttiğim gibi 11-20 civarları. Bu beklentimiz hala devam etmekte. Şurada gördüğünüz üçgen içerisindeki sıkışma Cuma günü, yani bugün itibariyle de yukarı yönlü kırılabilir. Ya da pazartesi günü de yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşebilir. Bu benim öngörüm. Bunu da aşağıdaki stokastik indikatörüne baktığımız zaman rahatlıkla görebiliyoruz. Stokastik indikatörümüz şu an hala da al pozisyonunu devam ettirmekte. Benim de beklentim sterlin TL'de arkadaşlar yukarı yönlü hedef bölgeye doğru sterlinin ilerlemesi. Bunun içinde yarın eğer kırılım olursa, yarın dediğim yani bugün artık bir kırılım olursa, 10.64 üzerinde bir kırılım gerçekleşirse de sterlinde 11 TL ve üzerine doğru hareketler görmemiz muhtemel olacaktır. Sterlin TL'nin kırılımının aşağıya yönlü olabilmesi için de arkadaşlar olumsuz pozisyonda mutlaka 10.42 altında bir kapanış görmesi şart. Böyle bir kapanışta görürsek sterlinde 10.30 ve 10.15 seviyesine doğru bir geri çekilme de yaşanabilir. Fakat bugün itibariyle sterlin TL'ye baktığımız zaman herhangi bir sıkıntı gözükmemekte. Hala beklediğimiz hareketler üçgen içerisinde gerçekleşmekte ve bu 1-2 gün içerisinde de bu hareketlerin bir yöne kıracağı beklentilerimiz dahilinde. Euro TL'ye bakalım. Euro TL'deki hareketler nasıl gitmekte? Euro TL'de de gene sterlinde olduğu gibi arkadaşlar bir filamamız mevcut. Bu filama bizim de takibimizde. Yukarıdan buraya da bir trend çizgisi aldığımız zaman bir de aşağıdan bir trend çizgisi alalım. Evet, şuradan bir trend çizgisi gene aldığımız zaman bizler için Euro'da da takip etmemiz gerekecek seviyeleri daha kolay bir şekilde izleyebiliriz. Evet, Euro'da da gene sıkışma devam ediyor arkadaşlar.
Benim öngörülerime göre 1-2 gün içerisinde bir kopuş yaşanacak arkadaşlar. Hem Euro'da hem de Sterlin tarafında. Euro'da da olan arkadaşlar 9.45'i takipte kalsınlar. Bunun yukarı yönlü kırılması durumunda Euro-TL'de 9.90-10 TL civarlarına doğru yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecektir. Dolar-TL kuruna hemen geçelim. Dolar-TL kurunda bizler için önemli olacak seviyeler. Hemen bulmaya çalışalım. Evet, Dolar-TL kuruna baktığımız zaman da buradaki filamanın hareketlerinin sterlin ve euro'da olduğu gibi arkadaşlar burada da daraldığı ve 1-2 gün içerisinde bir kopuş yaşanacağı gözükmekte. Dolar-TL'de bizler için aşağıda şuradaki gördüğümüz 7.80 civarı, 7.82. 7.82 altında bir sarkma yaşanırsa arkadaşlar Dolar-TL kurunda o zaman tekrardan bir aşağı yönlü ivmelenme yaşayabiliriz. Fakat 7.82 altında, hatta şöyle daha sağlam olsun, 7.80 altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe hareketler 1-2 gün şuradaki sıkışma 7.83 7.89 aralığında gerçekleşebilir. Eğer ki 7.89 7.91 tekrardan yukarı yönlü kırılabilirse Dolar-TL kurunda da arkadaşlar hedefimiz olan 8.33 seviyesine doğru, benim de beklentim olan 8.33 seviyesine doğru Dolar-TL kurunda yukarı yönlü hareketler beklentim dahilinde hala devam etmekte. Arkadaşlar ülkemizdeki Covid-19 vakalarının artış göstermesi, ayrıca iç siyasette yaşanan gerginlikler Dolar-TL kurunu çok etkilemekte. O yüzden Dolar-TL kurunda da ani dalgalanmalar görmemiz hala da olasılığı dahilindedir Dolar-TL kurunun. Benim düşünceme göre ve yaptığım teknik analizime göre Dolar-TL kurunda bir 5. dalga yükselişi daha yaşanacak. Bu yükseliş 3. dalga yükselişinin %161 seviyesine ulaşmasından kaynaklı 5. dalga yükselişi daha kısa olabilir. Bu da yaptığım hesaplamalara göre Dolar-TL'nin tekrardan 8.60 seviyesine doğru bir hareket göstereceği yönündedir. Tabii bizim yaptığımız sadece bir teknik analiz, bir öngörü niteliğindedir. Sadece bizi bağlar. O yüzden Dolar-TL kurunda da dikkatli olmakta fayda var. Eğer ki 8.60 seviyesi yukarı doğru geçilebilirse de tekrardan Dolar-TL'de 9 hatta 10'lu seviyelere doğru kırılımlar yaşamamız da mümkün olacaktır arkadaşlar. Fakat daha kısa ve orta vadede baktığımız zaman Dolar-TL kurunda şu an itibariyle bizler için en yakın yaşanması muhtemel seviye 8.45 ve 8.65 seviyeleri şeklinde gözükmekte. Biz de bu seviyeleri yakından takip edeceğiz. Buralardan bir kırılım gelip gelmeyeceğini sizlerle birlikte takip edeceğiz. Fakat şimdi bu saat itibariyle de pek mavi boncuk da dağıtmak istemiyorum arkadaşlar. Dolar-TL kurunda da isterdim ki TL lehine hareketler gerçekleşsin. Fakat görünen köyde kılavuz istemez. Ülkemizde maalesef cari açık gibi bir gerçek var. Bu cari açık gerçeği de maalesef Merkez Bankası'nın elini kolunu bağlamakta ve Dolar-TL kurunda isteseler gerçekten Dolar-TL kurunu çok aşağıya da çekebilirler. Fakat bunun kimseye bir faydası olmayacaktır. Bu daha çok ihracatçıyı vurur arkadaşlar. İthalatçıya yarar. Yani bu da cari açığın daha da büyümesine sebebiyet verir. Çünkü ülkeye bir dışarıdan yabancı para cinsinden giriş çok az. Fakat çıkış çok fazla olduğundan dolayı Dolar-TL kurunun yüksek seviyelerde tutulması Merkez Bankası'nın da işine gelmekte. Altın tarafına geçelim hemen. Altında ons bazlı baktığımız zaman bir trend, benim belirlediğim, çizdiğim bir trend burada zaten mevcut arkadaşlar. Bu trendin en dip noktası da, yani onsun bana göre tehlike oluşturabilmesi için mutlaka 1700-1800
70 seviyesinin altında bir kapanış yapması şart. 1770 altında bir kapanış yapmadığı müddetçe altının onsunun ben buradan yukarı yönlü artık zaman içerisinde yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceğini düşünmekteyim arkadaşlar. Altında da o yüzden artık zaten 1800 seviyelerindeyiz. Bir 25-30 dolarlık marj için ben olsam, yani elimde altın bulunduruyor olsam, kesinlikle buralardan satıp risk almam. Çünkü buradan döndüğü zaman da bu altını geri alamayabilirsiniz. O yüzden sabırla beklemekte fayda olacağını düşünmekteyim arkadaşlar. Altındaki arkadaşlar da 1770 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe sabırla, özellikle yukarıdan altın alan arkadaşlar da burayı sabırla takip etmeliler ve pozisyonlarını korumalar diye düşünmekteyim. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Hemen gram altına da bakalım. Gram altında, evet, gram altında bizler için 460 önemli bir seviyeydi arkadaşlar. Bakalım şurada bir kanal çalışmamızı da hemen yapalım. Bakalım altında bizler için kanal nasıl gidiyor? Görelim hemen. Evet, altında şöyle bir kanal hareketi yaptığımız zaman, evet, altında da 458, 457 normal bir kanal arkadaşlar. Buradan gram altında da her an yukarı yönlü bir dönüş gerçekleşebilir. Çünkü kanalın şu an en dip seviyesindeyiz. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe, yani 455 seviyesi, 454 seviyesi gram altında da aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe bence panik yapılmasına gerek yok arkadaşlar. Bakın şuradan geçen 454, yani 3-4 lira içinde risk alıp al sat yapsanız zaten makasa gelmez. O yüzden 454 seviyesi kırılmadığı müddetçe gram altında da burada panik yapmanıza gerek yok. Burada bir toba hareketi oluşturup bu toba hareketini yukarı kırarsa bir anda 472 ve 491'li seviyelere kadar gram altını taşıyabilir de. Gram altında hareketler ons ve haber akışına dayalı ons ve şuradaki 491, evet, 491 seviyesi burada var. Burada bir 538 tepemiz var. Ve yukarıda da benim beklentim olan 595 seviyesi. Evet, gram altında şuradaki gördüğünüz trend, yukarı yönlü trend bozulmadığı müddetçe ben gram altında ana hedefim olan 595 TL seviyesini hala da bekliyorum arkadaşlar. O yüzden şuradaki alttaki 454 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yukarıda tekrardan 472, kısa da 472 ve 491 seviyesi beklentim olan seviyem. 491 üzerinde de gram altında artık orta vadeli 595'li seviyeleri benim hala beklentim dahilinde arkadaşlar. Beklediğim bazı seviyeler kırılmadığı müddetçe. Evet, gümüş tarafına baktığımız zaman da hemen ons tarafıyla bakalım arkadaşlar. Ons'ta bizim için önemli olan şurada 22 70 destek noktası mevcut. Bu 22 70 destek noktası kırılmadığı müddetçe gümüşün onsunda da daha aşağı hareketler beklentim dahilinde değil. Yukarı yönlü hareketlerde özellikle 23.55 ve 24.18 ve 25'li seviyelere doğru gümüşte hareketler takibimizde olacak. Bu aşağı yönlü gümüş onsu hareketlerini yukarı yönlü kırdığı vakitte arkadaşlar, bugün itibariyle burası 25-28 bölgesinden geçmekte. 25-28 üzerinde bir kırılım olduğu zaman da gümüşün onsunda sert hareketler bekleyebiliriz. Ayrıca gümüş tarafında alım bekleyen arkadaşlar da bu ons tarafında özellikle yukarıdaki kanal çizgisinin kırılımını bekleyebilirler. Bu kırılım üzerinden alımlara da girilebilir. Fakat şu an itibariyle baktığımız zaman gümüşte de, gümüşün özellikle ons tarafında yatay aşağı yönlü hareketler hala devam etmekte. Burada da 22.80 altına girmedikçe burada da bir tehlike
göze çarpmadığı görülmekte arkadaşlar. Özellikle gümüşün ons tarafında. Evet, gümüş gramda da bizler için 5,60 aşağıda arkadaşlar. Hala önemli bir destek. Bu 5,60 desteği üzerinde tutunmasını devam ettirdiği müddetçe 5,95 ve onun üzerinde de 6,11 direnç bölgeleri gram gümüşte dikkat çeken önemli seviyeler. Benim gram gümüşteki kısa vade hedefim 7 TL civarı arkadaşlar. Bu 7 TL beklentim hala devam etmekte. İlerleyen dönemlerde Avrupa'da teşvik paketlerinin hızlanması ve ABD'den gelebilecek teşvik paketi açıklamalarıyla birlikte altının ons tarafında hızlanma, bizdeki işsel sebeplerden kaynaklı, borçsal sebeplerden kaynaklı da Dolar-TL kurunda olacak yukarı yönlü hareketlerle birlikte hem gram gümüşte ve gram altında yukarıya yönlü sert hareketler yaşanabileceği öngörülerim ve tahminlerim arasında. Evet, bugünkü videomuz da bu kadardı. Haftalık kapanışlara göre daha detaylı bir videomuz gelecek. Onun için de yarınki kapanışları bir görmek lazım. Bunları da görünce daha detaylı bir analiz yaparız. Orta vadede altın kaybettirmez. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Altında da 600 TL'ler civarında öngörüm, beklentim hala devam etmekte arkadaşlar. Şimdilik benim söylemek istediklerim bundan ibaret. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.